close your eyes. Arkadaşlar hepinize merhaba. Otolimit'e hoş geldiniz. SUV'de gerçekten önemli bir yeri olan modelle beraberiz. Volkswagen Tiguan'la beraberiz arkadaşlar. 2010 model 1.4 TSI 150'lik motoruyla beraber aynı zamanda otomatik değil manuel arkadaşlar. Manuel olması da bence farklı ilgi çekici bir noktası. SUV denildiği zaman gerçekten Tiguan önemli. Yani insanlar tarafından tercih edilen bir araba. Şimdi birazcık ben daha hiç kullanmadım bu arada arabayı. Sadece burada bir iki defa ileri geri aldım. Ama sağ koltuğuna oturduğum kadarıyla araba bana güzel izlenimler verdi. Tabii ki de arabanın bütün sürüş detaylarını güzel orman yollarındayız. Burayı zaten artık siz de benim kadar iyi biliyorsunuz. Bu yollarda arabanın bütün sürüş detaylarından bahsedeceğiz. Gidişi nasıl, performansı nasıl, yakıtı nasıl, konforu nasıl, genişliği nasıl vesaire hepsinden bahsedeceğiz. İlk olarak tasarımdan başlayalım. Beyaz renk bence Tiguan'a yani yakışıyor ama daha böyle metalik farklı bir renk olsa sizce nasıl olurdu abi? Beyaz da fena değil ama sanki farklı bir renk daha olsa daha böyle çekici durabilirmiş gibi geldi. Çünkü arabanın böyle ön tarafında krom nikelajlar var ya Volkswagen ambleminin olduğu yerlerde. Onlar mesela böyle araba koyu lacivert metalik olsaydı örnek veriyorum daha güzel patlardı gibi geliyor bana. Benim yorumum arkadaşlar. Aynen yani bu benim kendi yorumum. Dediğim gibi. Susturucu iptal. Ben bunun peşine giderim lan falan diyeyim şimdi. Tasarım olarak yumuşak hatları olan bir araba. Volkswagen zaten genelde arkadaşlar genel kitleye hitap eden tasarımlar tasarım diliyle arabalar üretiyor. Tiguan da bunlardan bir tanesi. Bence arabanın tasarımı güzel ve genel kitleye hitap ediyor. Yani kime sorsam bu arabanın tasarımı için kötü diyeceğini ben zannetmiyorum. Volkswagen'in bütün arabalarında hemen hemen bu durum söz konusu. Lastiklerimiz bayağı böyle etli etli. 215-65-16 böyle köfte gibi lastikleri var. Aynı zamanda yerden yüksekliği falan. Ya gerçekten içine bindiğiniz zaman o yerden yükseklik hissiyatını, konfor hissiyatını, işte bir SUV'den alabileceğiniz o tatları size elinden geldiğince veriyor. Bunu anlayabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar yukarıda tavan raylarımız da var gördüğünüz gibi. Arkada şurada TSI yazımız var. TSI yazısının şu iki tanesi gördüğünüz gibi kırmızı. Beygirini simgeliyor o arkadaki kırmızılar. Ben arabanın arkasını merak ediyorum. Arka genişliğini merak ediyorum. Şu anda koltuk araba Yusuf abinin koltuk ayarı Yusuf abiyle benim aynı gibi. Yani ben hiç koltuk ayarını ellemedim. Şöyle bir arkasına oturalım. Oturalım şöyle arkasına. Arkadaşlar arkada bayağı bir diz mesafesi kaldı. Yani şu anda koltuk benim ayarımdayken diz mesafesi anlamında gerçekten bir problem yok. Şöyle alttan açılıyor. Burada tepsi olması da güzel. Buraya işte bardağınızı vesaire koyup bir şeyler yiyecekseniz yolculuk esnasında güzel olabilir. Ama şöyle tam da dik durmuyor. Hani bundan bir şey kayar mı ya da biraz daha yukarı mı kaldırmamız lazım? Elimde kalmasın da. Tam istediğim dikliğe ulaşmıyor ama tepsi olması güzel. Alt tarafta ceplerimiz var. Burada havalandırmalarımız mevcut. Şurada da 12 volt çıkışımız var. Arkası genişlik anlamında güzel. Aynı zamanda baş mesafesi anlamında güzel. Yani arabanın ferahlık anlamında hiçbir problemi yok arkadaşlar. Araba gayet ferah bir araba. Hakkını veriyor. Şöyle malzemelerinden bahsedeyim mi? Normalde çok detaylı anlatmıyorum böyle şeyleri ama arka taraflarda üstler sert plastik ama şu kolunuzu dayadığınız yerde bir tane kumaş kullanılmış. Parçaların birleşimleri anlamında bir sıkıntı yok. Yani sağlam hissettiriyor. Bazı arabalarda bu kapı kollarını tuttuğunuz zaman, şimdi örnek vermek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama Jetta'da mesela örnek veriyorum. Bu kapı kollarını tuttuğunuz zaman böyle bir gacır gucur etme durumu olurdu. Mesela Tiguan'da arka kapıda burası sağlam hissettiriyor. Arkası böyle. Çok fazla anlatılacak bir şey yok. Genişlik anlamında arka taraf geniş. Yusuf abi bagaj müsait mi? Açabilir miyim? Yok özel bir şey varsa açmayayım. Tamam. İznimizi aldık. Bagajımızı... bu böyle çevirmeliydi. Buradan mı? Aha. Mesela arkadaşlar bu ergonomi anlamında çok ergonomik bir durum değil. Benim elim direkt Volkswagen amblemine gitti. Normalde şöyle döner ya. Evet. Döndürüp açarsın. Arabada biraz yüksek. Şöyle eğilmen gerekiyor boyun uzunsa. Şöyle bagajımızı açalım. Yani bagaj genişlik anlamında bu C sınıfı, C segmenti bir SUV Tiguan. Sanki ben biraz daha büyük olsa daha iyi olurmuş gibi geldi bana. Daha büyük bir bagaj hak ediyor. Ben arkadaşlar litreyi şu anda şuraya bir yere yazdım. Şu anda şurada yazıyor litre. Kaç litre olduğunu. Bir tık daha fazla olsaymış hak ediyormuş gibi geldi bana. Ama bu sefer işte arka koltuk diz mesafesinden kaydediyor. Evet ama arkası, bindim arkası gayet güzel. Çok geniş. Yani arkada yolculuk yapılır bu arabada çok güzel olur. Evet. Arkadaşlar arabayı elimden geldiğince dışarıdan anlatmaya çalıştım. Ama biliyorsunuz bizim olayımız sürüş hissiyatı. Burası kalabalıklaştı. Hadi bakalım yolda görüşürüz arkadaşlar.
Arkadaşlar videoya başlamadan önce kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Bu ara desteklerinize ihtiyacım var. Siz abone oldukça, kanal büyüdükçe biz de böyle farklı arabalara, daha güzel videolara daha kolay bir şekilde ulaşıyoruz. Hazır hakkınızdayken abone olursanız sevinirim. Yolda görüşürüz. Evet arkadaşlar, Tugan'ımızın içine geçtik. Motoru çalıştırdık. Ya TSI motorlar zaten arkadaşlar genelde böyle pürüzsüz çalışırlar. Bu da gayet güzel bir şekilde çalıştı. Araba her ne kadar 2010 model olsa da yılına göre bence yenilikçi duruyor. Bir tek şu direksiyon biraz hani eski olduğunu hatırlatıyor bana. Hani Golf 5'lerin direksiyonu gibi. Bu Golf 5'inkine evet, benziyor değil mi? Golf 6 benim direksiyonum. 3 kol gene. Hı-hı. Orta göbek biraz daha dolu. Mesela bu el freni nasıl bırakıyor abi? Kendi otomatik bırakıyor. Kemeri takınca. Kemerim takılı şu an. Otomatik bırakabiliyor. Gaza basınca yani bırakacak mı şimdi? Az önce bir denedim, bırakmadı ama kemeri takmadı. Kemeri takmadı. Tamam. Kemer takınca özellik devreye girmiyor. Tamam, şimdi oldu. Evet, arkamız serbest, yola çıktık. Debriyajı pamuk gibi. Arabanın sürüşünde Volkswagen ipeksiliği var abi. Vitesleri kemikli. Mesela senin arabada da öyleydi Görkem abi. Benimki daha bir tık daha kemikli. Seninki bir tık daha kemikliydi. Bir de yol bir tık uzun sanki buna göre. Bir de bende şey var. Benim geri viteste senkromeç yok. Mesela Yusuf abininki senkromeç var bunlarda. 2009 sonrasında senkromeç koymuşlar. O yüzden şey olmuyor. Mesela bu araba hafif akarken bile geri vitese takabiliyorsun. Benimkini de cartlıyor. Şu ana kadar bana verdiği sürüş izlenimi gerçekten güzel. Yani şöyle, hem rafinelik anlamında mesela beklediğimden daha sessiz çıktı bu araba. Ondan sonra süspansiyonların yumuşaklığı, konfor seviyesi yine beklediğimden bir tık daha çıktı. Yani arabada bir medenilik var. Şimdi 2010 model bir araba bir de bu. Kaç kilometrede şu anda Yusuf abi araba? 221. Kaç? 221. Bana demesen bu araba 221.000 de diye ben mesela anlamam. Hani hiçbir lakırtı lukurtu gelmiyor arabadan. Ya da bana mı gelmiyor acaba? Altima'dan inince. Ben şu anda hiç öyle bir lock, işte ne bileyim süspansiyonlarda falan arabanın bir taraflarından çok bir trim sesi duymuyorum. Öyle, sadece virajlarda ufak bir trim sesi var. O kadar olur abi. Yani hem yaşı hem kilometresi olarak. Bütün Volkswagen'lerde hemen hemen olan şey bunda da var. O takoz demiştim ya. Hı-hı. Amortisör takozları. İşte soğuk havalarda gacırtı yapıyor. Şu an daha yok ama biraz yüklü olsun mesela, tümsekten geç. Yani bir garç koç yapıyor. Beşik sesi geliyor. Bana bir yağlayacaksın ya. İşte aslında değişmesi gerekiyor ama değişsen de 2 sene 3 sene gidiyor. Gaz pedalı biraz sert geldi bana arabanın. Peki performansından memnun musun abi arabanın? Performanstan memnunum. Gidiş anlamında yani seni tatmin ediyor mu? Yeterince ediyor. Ya bu 1.4 TSI'ler için mesela işte Golf'te kullanılan ya da Leon'da kullanılan 1.4 TSI'yle baktığın zaman aynı motor ama Tiguan'lar o kadar gitmiyor diyorlar. Onlara göre. Tabii biraz ağırlık farkı da vardır. Mutlaka vardır. Gidiyor ya. 120-130. Gayet güzel gidiyor ama tabii araba yüksek olduğu için o salınımı hissediyorsun yani o. Frenin hissiyatı fena değil. Güven veriyor. Yani araba güven veriyor arkadaşlar. Yerden yüksek olmasına rağmen güven veriyor. Ama en çok güven veren şey direksiyon. Yani direksiyonun ağırlığı gayet iyi. Oturaklı hissettiriyor direksiyon. Laçka değil yani. Çok yumuşak değil. Bugün de buralar kalabalık olduğu için arkadaşlar hani çok performanslı gidemiyoruz. Şimdi çok fazla konudan konuya atlamadan parça parça devam edeyim. Şimdi içeride arkadaşlar yüksek bir araba kullandığımı hissediyorum. Yani böyle boyut anlamında yerden yüksek, biraz böyle büyükçe bir araba kullandığımı bana hissettiriyor. İşte mesela aynalarına bakıyorum. Aynaları böyle balon gibi. Hani böyle bir şişik aynaları var. Ondan sonra mesela göğüs yüksek. Şu göğsün yüksekliği sanki böyle transporter gibi hissettirdi bana. Bilmiyorum. Yani araba içeride bir kaba gibi duruyor. Yani o dışarıdaki yumuşaklığı içeride yok. Özellikle şu dashboard'un yani ön göğsün tasarımının böyle yüksek olması falan heybetli bir araba kullanıyorum hissiyatı yarattı. Ama aynı zamanda arabanın içinde de böyle otururken falan rahat oturuyorsun. Kullanması falan oldukça kolay. Ondan sonra arka diz mesafesi mesela beni çok şaşırttı. Gerçekten bu arabanın arkasında yolculuk yapılır. Tasarım anlamında dışarıya göre içerisi biraz daha keskin hatlara sahip.
Ama tabii diyorum yani hep tasarım göreceli bir şey diye. Kişiden kişiye göre değişiyor. Kadranlar falan zaten bildiğimiz klasik Volkswagen kadranları. Hiç yabancılık çekmiyorum. Okuması vesaire çok kolay. Zaten ben bu siyah tabon üstüne işte beyaz yazı, kırmızı ibre kombinasyonu çok seviyorum. Bak burası mesela bozuktur. Bilerek şu an sadece sağ tekerlekleri geçiriyorum. Ne kadar medeni geçiyor yani. Pufur pufur geçiyor. Arabanın sağ tarafı yukarı kalkıyor, iniyor. Ama ben mesela hiç burada kendimi rahatsız hissetmiyorum. Yani arabanın süspansiyon dengesi kaliteli bir konfor sunuyor. Şimdi konfor durumu arkadaşlar sadece yumuşaklık anlamına gelmiyor. Bazen mesela araba yumuşak olur, süspansiyonları yumuşak olur ama bu laçkalık tarzında bir yumuşaklık olduğu zaman tam olarak işte o istediğiniz, beklediğiniz, size vaat edilen konfor beklentisini karşılamayabiliyor. Ama bu arabadaki konfor beklentisini karşılıyor. Çünkü gayet güzel bir şekilde sönümlüyor. Yani sönümleme hissiyatı alıyorum arabada. Bana bu arada katılmadığınız şeyler olursa özellikle Yusuf abi sen direkt söyle abi. Çünkü arabayı çok uzun zamandır kullanıyorsun. Şu an için tespitlerin güzel yani. Teşekkür ederim. Motorumuz dediğim gibi 1.4 TSI arkadaşlar. 150'lik motor. Torkunu tam hatırlamıyorum. Torkunu ekrana yazarım. Ağırlık 1.5 ton değil mi? Evet. Ya işte normal yani, bu Golf'ten Leon'dan biraz daha hantal hissettirmesi o konuda normal. Bak mesela yol sesi falan da öyle. İçe fazla ses vermiyor. Güzelliği var. Evet. İçeriye gerçekten. Oha, o ne ya? Koca olan. Ana. Basıldık. Şuraya biraz girelim mi müsaade varsa? Sıkıntı yok. Ya daha ne yapsın bu Golf'tan araba? Daha iyi dönüyor yalnız ha. Yol tutuşu yüksek falan olmasına rağmen. Aynı. Benim arka salınıyordu mesela burada, yüksek olmasına rağmen bu salmıyor araba kendini. Ya bir de şimdi yüksek arabada şöyle bir şey oluyor abi. Golf'le aynı hızda girelim. Yüksek araba sanki böyle sen baştan kafada ulan bu yüksek araba kayar diye bir psikolojiye girdiğin için seni dönünce daha çok etkiliyor. Aynen. Ama bir SUV'ye göre yani yerden yüksek bir arabaya göre, bu arabanın üretiliş amacı bunu adamlar bu araba virajlara paldır küldür girsin diye yapmamışlar. Ama ona rağmen viraja girip çıkışı özellikle alıştıktan sonra, ben mesela hiç alışmadım daha arabaya, daha 5 dakika oldu kullanalı. Alıştıktan sonra girer çıkarsın yani. Evet, virajlarda yol tutuşu çok güzel. O konuda ben çok rahat ediyorum. Arkadaşlar yani Yusuf abi, abi sen ne zamandır kullanıyorsun bu arabayı? Bayağı oldu galiba. 3 senedir falan kullanıyorum. 3 senede bir sürü viraja girip çıkmışsındır. Uzun yollarda falan, uzun yolu falan da gittim. Çok rahat yani. Uzun yolda özellikle. Ya o yatmayı hissediyorsun, çok normal zaten. Yatacak yani bu araba ama yata yata dönüyor yani, sıkıntı yok. ESP'de mesela az önce bir ufak bir müdahale etti ama agresif müdahale etmiyor bu arabada ESP. Biraz daha böyle hani bir dur bakalım ne olacak diye ufak ufak müdahaleler yapıyor. Benim Leon'da mesela abi ESP nasıl giriyor biliyor musun? Zonk diye bir giriyor, diyorsun lan ne oldu, koptu herhalde bir şey. Alt takımda bir şey ayrıldı zannediyorsun. Bunda hep bir yumuşaklık var arabada. Bir de yükü yediği zaman karakter çok değişiyor bu arabanın. Çok salınmıyor araba. Ha, ağırken. Bak mesela şu an ne kadar akıcı. İşte ben TSI'nin bu akıcı olayını seviyorum abi. Hangi TSI'ye binersen bu akıcılık var. Bak hiç gaza basmıyorum ha. Buraya kadar geldi araba. Motor devrimi hiç öldürmüyor araba kendi kendine. Bitirmiyor. Aynen. Ama tabii şeyi hissediyorum. O ataklık, diğer o binek diyeceğimiz 1.4 TSI'lerdeki ataklık yok. Neler var şimdi bunda? Mesela el frenimiz arkadaşlar, manuel bir el freni yok, elektrikli bir el frenimiz var. Auto hold var. Auto hold'umuz var mesela, çok güzel bir özellik. Bazıları İstanbul sevmez ama var. İstanbul gibi böyle trafiğin yoğun olduğu yerlerde auto hold bence çok güzel bir şey. Gayet güzel bir özellik. Ayağınızı frenden kaldırdığınızda arabayı tutuyor olduğu yerde. Onun haricinde geri görüş kamerası var. Kalitesi falan da yani yılına göre fena değil. Yani 2010 olarak düşündüğümüzde
kalitesi de normal diyebiliriz. Aynen sol tarafta kruz kontrolümüz de var. Yağmur sensörü yok mu? Yok. Far da mı? Bazı opsiyonlar var, bazıları yok mesela. İlginç oluyor. Evet, far ve yağmur bak yokmuş. O enteresan. Geri görüş kamerası koymuşlar. İşte auto hold koymuşlar ama far sensörü koymamışlar. Hak ediyordu bence bu araba bir far sensörünü. Hafiften böyle bir kafadan yüzdü. Ama tabii gazlı girdim. Ben şimdi birazcık şımarıklık yapıyorum arkadaşlar. Arabanın yolu oturması dediğim gibi yani beklediğimden iyi çıktı. Beni en çok bu arabayı kullanırken aa güzelmiş dediğim noktası bu arabanın arkadaşlar pürüzsüzlüğü. Ya Volkswagen'de benim gördüğüm kadarıyla arkadaşlar Volkswagen normalde halk arabası olarak Avrupa'da satılan bir araba. Satılan bir marka. Ama halk arabaları içerisinde de belli bir kalite seviyesini kullanıcılara veren bir marka. İşte bu arabada o belli bir kalite seviyesi dediğim şeyi ben sonuna kadar hissediyorum. Bir ipeksilik var arabanın sürüşünde. Genelde böyle üst sınıf arabalarda onu biraz alırsınız. Bu araba size sanki böyle bir üst sınıf araba kullanıyormuşsunuz hissini çok fazla olmasa da alttan biraz hissettiriyor. Yani arabada bir ipeksilik var arabada. Sürüşünde, gidişinde, süspansiyonlarında, sürüş hissiyatında, konforunda vesaire bunları alabiliyorum. Ama arabanın işte bu yumuşaklığına ters olarak vitesin kemikli olması. Yani vites kemikli olunca sanki böyle biraz daha sportif bir arabaymış gibi bir izlenim yaratıyor ama aslında arabanın sürüşte sportiflikle hiçbir alakası yok. Ama bu arabayı yani böyle otobanda düz yolda oturtturdun muydu yola rahat rahat böyle 180-180 gideceğin yere gidersin. Performans anlamında asla mağdur etmez. Derken en büyük dezavantajına gelelim mi Yusuf abi? Evet. En büyük dezavantajı anladın mı? Anladım abi. Yusuf abi beni direkt anladı arkadaşlar. Araba biraz yakıyor arkadaşlar. Yakmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bir arabanın kilosu ağır diyebileceğimiz bir araba. 1.4 TSI motorla beraber düşündüğümüzde 1540 mesela 2.0 TDI olsaydı bu araba o kadar yakmazdı. İkincisi aerodinami anlamında araba hani yerden yüksek vesaire olduğu için rüzgar katsayısı da normal binek otomobillere göre biraz daha fazla oluyor. Bunlar da bir araya geldiği zaman bu araba kaç litre yakıyor? 11-12 litre yakıyor ki hani... Ama hakkıyla kullanılıyor araba. Evet, hakkıyla kullanılıyor. Yani sakin kullanınca onun altına da düşer. Sakin kullanırsam diyorsun 9 falan da yakarım. Yakıyor, evet. Ya aslında 1.6 atmosferik gibi yakıyor sakin kullandığında o zaman. Onlar da genelde öyle yakarlar. 8-9 litre yakarlar. Ben biraz performansı kullanıyorum. Yakıtı düşünmediğim için. Onun için 12 litrelere falan da gördüm oluyor yani. Yani işte bu bir kesim için çok mantıklı olmayabilir. Çünkü yakıta gerçekten çok fazla takanlar oluyor. 9-10 litre fazla gelebilir ama durum bu. Uzun yolda da yarı yarıya düşüyor diyebiliriz. Ha, evet, uzun yolda kararında. Bir de uzun yol dediğim arkadaşlar böyle 100'le falan gitmiyorsun değil mi Yusuf abi? Hani böyle 140-150 falan herhalde sabit gidiyorsun. Doğrudur. Yani akıta kullandığın zaman belli bir hızda uzun yolda hızlı da gitsen 6 litrelere kadar düşürebiliyorsun arabayı. Evet. Ben genel olarak beğendim ya Tiguan'ı. Ben bu kadar Tiguan'ı beğeneceğimi de düşünmüyordum. Açık konuşayım. Beğendim yani. Direksiyonda beklediğimden daha böyle bir oturaklılık var. Sertliği güzel yani direksiyon. Tam kıvamında hızlandıkça da gitgide oturuyor. Evet. Bu virajları mesela ben çok severim abi. Ama tabii bugün pazar olduğu için yoğunluk var biraz. Yoğunluk var. Yeni nesil 1.4 TSI'larda bu durum var mıdır bilmiyorum ama bu araba 2010 model ve 221 bin kilometrede. Aslında kilometresinden dolayı biraz da hani belki hoş görülebilir. Çünkü 221 bin az değil. Ama Yusuf abi tabii birkaç sorun yaşamış motorla alakalı. Pistonlarda problem olmuş değil mi abi? Evet. Pistonlarda problem yaşamış. İki defa bobin patlattı. Bir defa da pistonla alakalı bir problem yaşandı. Yani böyle şeyler de olmuş. Hani başka 1.4 TSI kullananlar varsa bu yaş aralığında onlar da yorumlara yazabilirler. Ne zaman yapıldı abi en son araba? 6 ay oldu. Bir problem yok galiba şu an. Bir problem yok. Kullanılacak zaten. Düzgün kullanırsan çok büyük bir problem çıkaran bir araba değil aslında. Anladım. Ama belli bir kilometreden sonra böyle bir şey yapma ihtimali de var yani. Evet. Bunu da söylememiş olmayalım. Arkadaşlar ben Tiguan'ı genel olarak beğendim. SUV sınıfında, C-SUV sınıfında beklentileri karşılayan bir araba. 2010'u. Yenisini kullanmadım ama yeni şu anda 2010 model Tiguan dediğim gibi yani sınıfında tatmin etti.
hem olgunluk seviyesiyle, ben hep derim abi videolarda hani arabada bir olgunluk var derim. Bu arabada da işte o olgunluk seviyesi var arkadaşlar. Hani hiçbir zaman böyle bana ekstrem bir tepki vermedi araba. Hop bakalım ne yapıyorsun demedi. Ne yaparsam yapayım, araba beni anlayışla karşıladı. O yüzden ben Tiguan'ı beğendim. 2008. 3008 kullanmadım. Bir de 3008 kullansam. Ben 2008'i de beğendim ama biliyor musun? Hani... Ben beğenemedim Peugeot grubunu ya. Ha, ben beğendim abi. Bana Citroen niyeyse, önceden Citroen çok sıcak gelmezdi ama Citroen biraz daha konforlu geldi bana. Yumuşak olduğu için yapıyor. Mesela bak bu araba yumuşak ama virajda güvensizlik vermedi bana. Citroen de pek öyle olmuyor. Evet. Yumuşak oluyor, virajda da yumuşak çok oluyor. Yatıyor. Şeytan ayrıntıda gizli arkadaşlar bakın. Dedemiz burada. Arkadaşlar Tiguan'dan böyleydi. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.